Ve Mykonos'a geldik arkadaşlar. Yunanlıların en ünlü adası. Neden ünlü? Çünkü gece hayatından dolayı, çılgın partilerinden dolayı, dünya ünlü sanatçının tatil yaptığı yer olmasından dolayı çok ünlü. Yoksa Santorini falan daha turistik ünlü olarak söylüyorum. Burası yani Bodrum'u andıracak bir yer. Bembeyaz evleriyle, bakın, şapeller, kiliseler, değirmenlerle böyle çok basit bir şekilde kruz geldiği zaman akıyana giriyor. Ondan sonra limana giremiyor tabii ki. Bu parlant sizinle getiriyorlar sıranıza göre. Falan çıkıyorsunuz zaten direkt Mykonos'a dalıyorsunuz. Daha önce dediğim gibi yani burada çok gezecek yer yok. Hani bir videoyu dolduracak kadar. Bunu belki ya tek başına yayınlarım ya da Santorini'nin içinde olursunuz. O yüzden bu söylediğim demeden önem kazanmayacak eğer tek. İşte biz de şimdi gezimize başlıyoruz. Bakalım Mykonos'a bizi neler bekliyor. Şimdi Mykonos sokaklarına daldık arkadaşlar. Yani gerçekten çok güzelmiş, onu söyleyeyim. Başta böyle bir ön yargım vardı ama rengarenk ev, o cumbalar, pencereler, pervazları, çiçekler, saksılar o kadar güzelleştirmişler ki. Hani beyaz evler, evet. Bodrum'da da örneklerini görüyoruz zaten ama burasında çok güzel bir dokusu var. Ara ara da karşımıza böyle güzel küçük kiliseler ve şapeller çıkıyor, böyle sürpriz oluyor. Ama onun dışında hani Santorini'de de Mykonos'ta da şu kilise, bu müze diye bir şey yok arkadaşlar. Olay tamamen mekanlar, eğlence, gece hayatı, romantizm, ambiyans, alışveriş, olay bu. Özellikle şu taraf artık sunset mekanları, herkes gün batımında oraya gidiyorlar. Orada gün batımı izlerken içiyorlar ki akşamda çılgın partilere başlıyorlar. Şu anda da işte küçük bir meydan var, yani o kadar geniş bir alan çok bulamazsınız Mykonos'ta. Şimdi burada da biraz takıldıktan sonra artık biraz meşhur değirmenlere doğru devam edeceğiz. İşte gördüğünüz gibi arkadaşlar Mykonos bu şekilde yüzlerce labirent gibi küçük sokağın birleştiği bir yer, ya ördüğü bir yer ve mekanlarla sıralanmış. Turistler de bu arada akıp gidiyorlar. Şu anda çok güzel ağaçlar, rengarenk evler. Yani bambaşka bir dünya ya burası. Yani Bodrum'daki belli başlı yerlerin çok 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 daha büyük ve bütün adaya yayılmış olan bir halini düşünün. Biraz da Mykonos'taki kiliselerin nasıl olduğuna bakalım arkadaşlar. Bir sürü şapel var. Küçük küçük kiliseler. Ortodoks kiliseleri tabii ki. Yunanların %90'dan fazlası Ortodoks. Gördüğünüz gibi böyle basit, sade, mütevazi kiliseler. Çok küçükler. Yukarıda böyle freskler var. Evet. Mutlaka bir Hazreti İsa'nın. Selam. Bak burada Mira da burada. Bir göster kendini. Selamünaleyküm. O da şu an omuzlarımda. Beraber geziyoruz. İşte böyle kiliseler de var arkadaşlar. Geldiğiniz zaman da merak ediyorsanız girip bakabilirsiniz. Bence ışıklar çok güzel değil mi? Mykonos'a ilk geldiğiniz zaman sizi çok güzel 7 tane değirmen karşılayacak arkadaşlar. Ege kasabalarının artık böyle vazgeçilmez figürü. Yel değirmenleri, eski değirmenler, tarihi değirmenler. Mykonos'ta da oldukça önemli. Şöyle göstereyim, bakın yukarıda sıralamıyor. Zaten görüntülerde şu anda görüyorsunuz. Bunlar 1600 yıllarda Venedikliler tarafından yapıldığı düşünülüyor. Çünkü Mykonos eskiden Venediklerin önemli bir bölgesiymiş. Ticari üslerinden bir tanesiymiş. Buraya gelmişler ve değirmenleri inşa etmişler. Şu anda da gün batımı zamanında en popüler yerlerden bir tanesi olmuş. Böyle beyaz merdivenlerden yine çıkıyorsunuz. Sağlı sollu birçok mekanlar sizi orada bekliyor olacak. Şu anda bir kısma geldik. Burada biraz zaman geçirdikten sonra artık aşağısına doğru şu sokaklara devam edeceğiz. Thank you.
Kanos gezimizin sonuna geldik arkadaşlar. Yaklaşık 4 saat gezdik. 4 saat buraya hayli hayli yetiyor. Tüm sokakları dolaştık. Döngeracım. Yine çok kalabalık bir yer söyleyeyim. Çünkü bütün kruz gemileri gün batımına doğru buraya geliyor. Bundan sonra artık yeni rotamızdan Napoli olacak. İtalya'ya geçeceğiz. Benimle kalmaya devam edin. Görüşmek üzere.